Nesantez'den herkese iyi sabahlar, iyi haftalar diliyorum. Yeni bir haftaya başladık. Bugün 19 Ocak 2015 günlerden pazartesi. Ben Zeliha Saraç, Nesantez'e hoş geldiniz. Kaan Saraydın bugün yanımızda, Morgan Stanley, Türkiye eski CEO'su. Kaan günaydın, hoş geldin. Günaydın Zeliha. Birazdan Mustafa Ökartoğlu'na da bağlanacağız, Ankara'da Star Gazetesi Ankara temsilcisine. Hem uluslararası piyasalarda, Türkiye'de yaşananlar gündemde ne var, Türkiye'de ve dünyanın gündeminde neler var, bunları tartışacağız, konuşacağız. Gazete manşetlerine bakacağız ama önce tabii bir piyasalara bakalım. Nasıl bir kapanış gerçekleştirdi hafta sonu itibariyle ve bugünkü beklentiler ne yönde? Borsa İstanbul Cuma günü 87.416 seviyesinden kapanış gerçekleştirmişti ve dolar tarafına baktığımızda geçen hafta bir kıpırdadı dolar, hatırlayacak olursak. Bir ara 2.30'un altına geriledi ancak tekrardan hareketin yukarı doğru çevirdi. Bir dolar endeksinin yükselişi de var. 2.32.97 şu an 2.33.40'lara kadar yükseldi sabah erken saatlerde. Euro da 2.69.60. Bu arada dolar TL, daha doğrusu doların yükselişi, İsviçre Merkez Bankası'nın geçtiğimiz hafta herkesi şaşırtan kararı sonrasında gerçekleşti. Parite 1.15.66 şu an, 1.15.45'e kadar geriledi. Artık euro dolar paritesini 1.12-1.13 seviyelerinde konuşma ihtimalimiz var bu arada. Kanada soracağım. 92.64 dolar endeksi, döviz sepeti 2.48'lerde. Dolar Japon yenine baktığımızda da hareketler dolar Japon yeni lehine diyelim. Diğer taraftan Swiss Franc'a da bakıyoruz tabii. Çünkü Swiss Franc artık takibimize girdi. Dolar Swiss Franc'ı 0.86 ve Swiss Franc Euro 1'lerde şu an. ABD piyasalara ekside vadeliler başladı. Hafta sonu Cuma günü itibariyle karışık bir seyir vardı. Diğer taraftan gelen bilançolar iyi değil Amerika Birleşik Devletleri'nde. Özellikle petrol üreten firmalar açısından bakabiliriz. Yine Avrupa piyasaları karışık bir seyir izlemişti ama yine de birilerin üzerinde primlerle kapattı. Ancak bugünün göze çarpanı Çin borsası. %8 aşağıda kapattı. 7.93. Ve neden böyle kapattı? Kaan söyleyecek bize. Nikkei endeksi 0.89 artıda kapanış gerçekleştirdi. Rus borsası 0.97 artıda kapatmıştı. Bono faizi Türkiye'de 7.13'e kadar geriledi 10 yıllıklar. Aktif tahvilin bileşik faizi %7.49. Geçen hafta Hindistan Merkez Bankası da dahil olmak üzere birçok banka faizleri indirdi. Türkiye'de de bu hafta Merkez Bankası'nın toplantısı var. Faiz indirim beklentisi mevcut şu an. Amerikan 10 yıllıkları 1.83'e kadar geriledi. 2 yıllıklar 0.48'e kadar düştü. Ama %14.25'lik 95'lik bir primi var bu arada. Hazine bonosunun %15 prim kazandı. NYMEX'e bakalım. 48.55. Brent petrol toparlandı. 50'lere geldik. 45'leri gördük hatırlayacak olursak. Altın 1275. 1300'lere geldi. 1320 önemli seviye. 1250'nin üzerinde tutunduğu sürece altında yukarı doğru hareketler olabilir, görebiliriz. Ve hemen gram altına da bakalım. 96 liradan işlem görüyor. En son 89 liraya kadar düşmüştü. 6-7 liralık bir primi var geçtiğimiz hafta. Verilere de şöyle bir göz atacağız. Bu hafta önemli bir hafta. Onu söyleyelim. Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası'nın açıklamaları gelecek. Açıklamalar olacak. Japonya'da sanayi üretimi açıklandı. Amerika'da piyasalar tatil. Mart'ın erkeği anma günü nedeniyle açılmayacak. Kasım ayı uluslararası yatırım pozisyonunu bekliyoruz ve bugün itibariyle. Evet, haberlerimize şöyle bir bakalım. Biliyorsunuz bugün 19 Ocak Cumhurbaşkanlığı Sarayı bugün Bakanlar Kurulu'na ev sahipliği yapacak. Bakanlar Kurulu ilk kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Beştepe'deki yeni Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda toplanacak. Bakanlar Kurulu'na ilk kez 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek. Bugün saat 11'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıya Başbakan Ahmet Davutoğlu ve kabine tam kadro katılacak. 3. köprü ve 3. havalimanı gibi önemli yatırım projeleri başta olmak üzere toplantıda paralel yapıyla mücadele, çözüm süreci, Suriye'deki gelişmeler, sınır güvenliği ve mülteci sorunu, Avrupa Birliği üyeliği ve Avrupa'da artan İslamofobi konuları da detaylı bir şekilde masaya yatırılması bekleniyor. Toplantı bitiminde Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, Bakanlar Kurulu gündemine ilişkin açıklamada bulunacak. Ve diğer haberlerimize şöyle bir bakalım. Ekonomi Bakanı Niyaz Zeybekçi'nin açıklamaları var. Önemli bir açıklama gerçi. Merkez Bankası yasasını değiştirebileceğine dair bir açıklaması var. Gazetecilerin soruları üzerine bakalım detayları.
Merkez Bankası'na fiyat istikrarının yanında büyümeyi, üretimi, ihracatı destekleme görevi verilmeli. Olması gereken faize cesur davranıp öne geçmemiz. Cumhurbaşkanı'nın tepkilerini haklı buluyorum. Hiçbir Merkez Bankası siyaseten hesap verme yükümlülüğü olan makama bu kadar direnmemeliydi. Bunun negatif sorumluluğu bize ait dedi. Başbakan Yardımcısı Babacan'ın da açıklamaları var bu hafta. Fed'in kararları bizim için korku değil, sadece hazırlıklı olmamız gereken hava şartları. Türkiye her türlü karar karşısında hazırlıklı dedi. Anadolu Ajansı'nın editör masasına konuştu Babacan. Fed'in faiz ve işsizlik konularında tereddüte düştüğünü belirtti. Amerika'da iş gücü piyasasında gelişmelerin kötü seyrettiğini de söyledi. Önemli bir haber bizler için. Pirince KDV indirimi geliyor. Tekirdağ'da konuşan Başbakan Ahmet Davutoğlu, önümüzdeki bakanlar kuruluna kararnameyi getireceğiz. Pirincin KDV oranı %8'den %1'e düşürüyoruz. Tekirdağ, Trakya'nın bu müjdeyi beklediğini biliyorum dedi. Bu hafta sonu arka arkaya kredi kuruluşlarından açıklamalar var. Önce Moody's'in Rusya'nın kredi notunu yatırım yapabilir seviyenin en alt düzeyine indirdiğini görüyoruz. 1998'den bu yana yaşanan en ciddi kur krizinin büyüme üzerindeki olumsuz etkileri gerekçe gösterildi. Düşen petrol fiyatlarının da ciddi etkisi var. Diğer bir haber de tabii Fitch'ten geldi. Uluslararası Kredi Tecrübelendirme Kuruluşu Fitch Ratings, Yunanistan'ın yabancı ve yerli para cinsinden uzun vadeli notlarının görünümünü durağından negatife revize etti. Bu arada 25'inde bu hafta sonu pazar günü Yunanistan'da seçim var. Şu an hala Syriza önde gözüküyor. 35'in üzerinde bir oyu var %. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Obama salı günü yapacağı yıllık birliğin durumu konuşmasında orta sınıfın desteklenmesi için zenginlerden alınan vergilerin artırılması çağrısında bulunacak. Geç kalınmış bir çağrı olarak düşünüyoruz bunu. Vergi önerisinin hazineye 10 yıl içinde 320 milyar dolar ek katkıda bulunabileceğini söyledi. Ama tabii vergilerden, zenginlerden alınan vergi Fransa'da yapıldı ama çok fazla fayda etmedi. Gecikmeli kararlar etkilemiyor piyasaları. İsviçre Merkez Bankası Başkanı Jordan, İsviçre Merkez Bankası'nın kur konusunda yeni adımlar atacağını söyledi. Basına konuştu. Gerekli olması halinde frankı zayıflatmak için piyasaya yine müdahale etmeye hazırız dedi. Ekonomik gelişmeler ve euro alımlarından kaynaklanan risk artışı nedeniyle euro frangı 1.20 düzeyinde savunmaktan vazgeçmek zorunda kaldıklarını ifade etmişti. Faizleri de -75'e çekmişlerdi. Şu an dünyadaki en düşük faiz İsviçre'de. Yoğun bir ekonomi gündemi var. Ancak biz tabii böyle gözleri kocaman açacağız. Çünkü genel olarak dünyada şu an neler yaşanıyor, ne oluyor? Bir anlamaya çalışacağız bunları, anlatmaya çalışacağız. Kaan'a dönüyorum. Kaan, sorular da var bu arada. Evet. Arka arkaya sorular geliyor. Şimdi arka arkaya ben sorayım. Zaten sorular hep senin anlatacaklarınla ilgili. Hindistan faizleri 25 bas puan indirdi. İsviçre 75 puan çektiği eksi. Türkiye neden indirmiyor? Fed hazırlıklı değil mi diye bir soru var Ahmet Aydın isimli izleyicimizden. Acaba Avrupa Merkez Bankası'nın 1 veya 2 trilyon genişleme yapacağı konuşuluyor. Sizce kesin mi diye bir soru var. Hı hı. Sen söyledin Der Spiegel dergisinde. Enteresan kararlar gelebilir değil mi? Evet. Bu arada vatandaş euro borçlanıp dolar alsın, dolar satıp euro borcunu ödesin mi diye sorular geliyor. Soracağız Akan'a. Teknik olarak da bakacağız. Diğer soruları da hemen söyleyelim. Hükümetin Merkez Bankası bağımsızlığına müdahalesini nasıl yorumluyorsunuz diyorlar. Babacan da konuştu bu konuda tabii. Diğer taraftan Merkez Bankası bağımsızlığı diyoruz ama Kaan'ın bu konuda FED ile ilgili söyledikleri var. FED de bağımsız bir kurum değil. Merkez de biliyorsun özel. Özel bir kuruluş. Hocam neden İsviçre ve İngiltere para birliğine girmiyor diye bir soru var. Yine bir başka Ahmet Aydın'dan. Diğer sorular Hasan Meşe'den ve diğer geldikçe sormaya devam edeceğiz. Evet, şimdi ne oluyor? Hemen başlayalım. Ne oluyor? Bu hafta sonu ne oldu? Çin, tamam. İsviçre. Şimdi Avrupa o kadar Birliği. Yoğun bir ekonomi gündemi var ki hepsi de iç içe birbirine bağlı. İsviçre kararı, ben tebrik ediyorum İsviçre Merkez Bankası'nı, birçok ekonomistin dediğine karşıyım. İsviçre Merkez Bankası en doğrusunu yaptı. Tarihi incelesinler, hiçbir zaman piyasa manipülasyonları sonsuz sürmez. 3,5 sene dayandı. O da çok enteresandır. Tam bir döngüsel rakamın, bizim döngü yaptığımız şey çok derin bir konudur. Tam bir döngüsel rakamın süreci kadar dayandı, kalktı. Neden yaptı bunu? Şimdi İsviçre Merkez Bankası akılsız değil. Demek ki gelecek tsunamiye dayanamadı.
Şimdi avrodan kaçış var eurodan. Eurodan kaçtıkça devamlı İsviçre frankına giriyorum. Ne yapıyor İsviçre Merkez Bankası? 1.20'den ben alıyorum diyor da artık bu milyarlar olmuş. Dayanamayacaklarını gördüler. Bir de önlerinde Avrupa Merkez Bankası kararı var. Ve seçimler var. Bu sene Avrupa'da ekonomi dışında bir de politik fırtınalar esecek. Şimdi bunları gördüğü için adım attı. Hazırlandı ve daha da adım atabilir. Çünkü ne oldu şimdi? İsviçre faizleri de -0.75 yaptı. Yani dedi, benim ülkeme İsviçre frank getiriyorsan artık sen onun üzerine bir de para ödeyeceksin. Haraç kesiyorum dedi. Aynen böyle. Ona rağmen para geliyor da. Adamlar bir adım daha attı. Bu ne demek? Deflasyonu tamamen İsviçre içinde artık yaşıyor. Bu deflasyon Avrupa'da da oluyor. Ve bu deflasyonu dünyaya ihraç ediliyor doların yükselişi sayesinde. Sorun var. Deflasyon diyoruz hep. Burada deflasyon, eksi enflasyon diyelim ya da düşük enflasyon diyelim. İzleyicilerde hani ne olduğuna bakıyor. Deflasyon enflasyonun tersidir ve çok enteresan bir konudur. Daha çünkü deflasyon çıkmak teoretik olarak iyi tanınır. Pratik olarak çok az tanınır ve küresel bir deflasyon tarihte yaşanmadı ve ona karşı bir silahı yok merkez bankaları bilinen. Şimdi enflasyona karşı ne yapabilirler? Daima faizi artırabilirler vesaire. Deflasyona karşı zaten eksi faiz ortamında ne yapacaksınız? Bravo işte ondan büyük bir güven krizi bu sene olacak. Bunu kesinlikle savunuyorum. Hazırlıklı olsun herkes. Bakın şimdi ne oluyor? Arka arkaya. Avrupa Merkez Bankası dedik. Çünkü zamanımız kısıtlı, ona da geleyim. Avrupa Merkez Bankası hangi boyutta parasal genişleme yapacağı önemi yok. Artık yok. Hayır, önemi yok. Neden biliyor musun? Önemi bunun şekli nasıl olacak? Çünkü bu sefer Draghi şekille açıklama yapacak. Demeyecek. Geliyorum 1 trilyon, yarım trilyon alıyorum. Öyle olmayacak. Zaten aslında bir açıklaması var. Şimdi Spiegel'da bir görüşmeden bahsedildi. 14 Ocak'ta geçen hafta Draghi gitmiş Merkel ve Schäuble ile Maliye Bakanlığı Almanya'da Berlin'de görüşme yapmış. Ve oradaki konuşma biraz meydana çıktı. Spiegel bunu açıkladı hafta sonunda. Şöyle bir plan var deniliyor bakın. Denilen plan şu, denilen. Her merkez bankası, her ülkenin, her devletin kendi merkez bankası kendi borç kağıtlarını alsın demiş. Ne olacak peki? Bu çok enteresan bir adım. Bunun sonucu ne olur? İşte söyleyelim. Bu ilk defa Avrupa Merkez Bankası entegrasyona aykırı bir desentegrasyonel bir adım atıyor. Neden yapıyor bunu? Çünkü görüyor ki borç kağıtların arasındaki farklı riskleri, finansal riskini bilançosunda artırmak istemediği için diyor ki mesela İtalya Merkez Bankası sen diyor ki İtalyan tahvillerini al. Almanya'ya sen Alman kağıtlarını al ama hepsinin arasında öyle farklı bir risk algısı var ki aslında bu ilk desentegrasyon adımı. Bir dakika, çok daha önemli bir konu var. Ve burada bugüne kadar asıl en büyük bomba Avrupa bankalarına bakın diyorum. İnsanlar onu görmek istemiyor. Bilançolarında bilhassa mesela şöyle diyelim Portekiz ya da Yunan tahvilleri, devlet tahvilleri var. Bunlar piyasa değerinden değerlenmiyor bilançolarda. Yani zararı göstermiyor ve Avrupa Merkez Bankası'na rezerv olarak, teminat olarak kullanabiliyor. Bunu kaldıracak. O konuşuluyor. Yunan tahvillerini artık kabul etmeyeceğiz diye. Neden olabilir biliyor musun? Seçimlerden 3 gün önce bu karar gelirse Yunanistan'a bir baskı yapmak için bu adımı atabilirler. Evet. Devamına gelelim. Boyutunu da hesaplayabilirsiniz. Her devlete demiş ki bir tavan miktarı, piyasada olan tahvillerin %20 ile %25'ini aşmayacak. Hesaplarsak bunu aşağı yukarı bu parasal genişlemenin boyutu toplam olarak 1.4 ile 1.7 trilyon dolarlık olacak. Çok büyük. Ha, DAX fırlar böyle bir haberde. Çünkü finans piyasaları. Ama kısa vadeli olacak. Çünkü arkasında öyle bir deflasyoner baskı olacak ki. Çünkü bunun hiçbir faydası yok. Hiçbir faydası yok ekonomiye. Şimdi deflasyondan bahsediyoruz. Soner Yerkil demiş sürekli. Alınacak tedbirler nedir? Az sonra Mustafa Kartoğlu yayında hazır. Ona döneceğim. Zaten deflasyona karşı bir tedbir bilmiyorlar. Şu andaki akıma bakacağım. Yani, dolar şu anda. Çünkü enflasyonda dediğin gibi faiz arttırırsın. Sonu yoktur bunun. İstediğini arttır ama eksi enflasyon problem yaratır. Şimdi orada ne yapması gerekir? Dünya şunu yapıyor. Bak şöyledir. Ondan güven krizi diyorum ya. Deflasyon bir güven krizine sebep olacak. Çünkü para şimdi kaçıyor. Bak bugün Çin borsası %8 düştü. 8. Ve future'ları, kontratları %10 düştü. Çin endeksin, CSI 300'ün. O da limittir. Daha fazla düşemedi. Bunlar konuştuğumuz devalüasyon konusu vardı. Aylardır uyarıyoruz. Çin'de devalüasyon. Ve oldu bugün. İlk defa bu sene en büyük kaybını yaşadı dolara karşı Çin yuanı. Bu da başlangıcı. Bu deflasyoner trendin asıl İsviçre Merkez Bankası'ndan sonra bütün dolara bağlı olan döviz kurlarında büyük çöküşlere yol açacak. Çöküş derken ekonomik çöküşleri. Çünkü dövizleri artacak. Bu da deflasyoner olacak. Orta Doğu, Hong Kong, Singapur vs. arka arkaya domino taşlarını düşürecek. Şimdi
İsviçre Merkez Bankası'nın ortakları kimler demiş Kadim Dost. Burada açıklayalım mı onu şimdi? İşte o zaman size söyleyeyim. Kaan Saraydın size yazar sonra. Fed'in ortaklarına bakın. %100 özel bankalardır. Özel bankalarda hangileri oldu ve kim arkasında olduğuna bakın ve bütün merkez bankalarda o kişileri bulacaksınız. Sen sosyal medyada yazarsın diye düşünüyorum ben. Türkiye Merkez Bankası'nın %45'i devletin dediğime kadar. Evet. %55'i gene şahısların. Onu da unutma. Şimdi merkez bankalarını konuşuruz diye bir diğer taraftan. Şimdi sen Mustafa Kartal'da bir merhaba diyelim. Devam edeceğiz. Şimdi sen çünkü bir konutta da problem olabilir diye düşünüyorsun. Evet. Bu arada bir hatırlatma da yapalım. Bu İsviçre Merkez Bankası'nın kararı sonrası 800 milyon dolarlık Everest Capital diye bir fon vardı İsviçre'de, battı. İsveç frangının bu hareketi dolayısıyla acaba etkileri nasıl olacak? Bunun tsunami'si, daha doğrusu bunun kelebek etkisini de soracağım sana. Mustafa Kartoğlu günaydın. Günaydın. Evet, biz bayağı bir dünyayı konuşuyoruz. Çünkü ekonomi gündemi çok yoğun dünyada ve bir şeyler oluyor. O neler olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Döneceğim ben tekrar Kaan sana. Kartoğlu'nun da soracaklarımız ve konuşacaklarımız da var. Bakanlar Kurulu tabii en önemli gündem maddesi. Hemen bakalım. Farklı başkan. Star gazetesine şöyle bir bakalım. Ya bütün gazetelerde var gerçi. Seçim meydanlarında farklı bir cumhurbaşkanı göreceksiniz diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Beştepe'de saat 11'de toplanacak Bakanlar Kurulu'na ilk kez başkanlık edecek. Saat 11'de toplantı var. Tarihi kabine toplantısı bugün. Konular çok yoğun. Kartoğlu soracağız konuları. Gündemde paralel yapıyla mücadele, çözüm süreci terörle mücadele, Avrupa Birliği ve buna benzer ekonomiye dair de haberler var. Kabine üyeleri tam kadro katılıyor bu arada bu bakanlar kuruluna. Şimdi tabii senden bir haber var mı, bilgi var mı konuların detayına dair Kartoğlu? Şimdi tabii bu biraz genel bir bakanlar kurulu toplantısı olacak. Çünkü Cumhurbaşkanı zaten yani çok olağanüstüleştirmemek gerekiyor. Cumhurbaşkanının katılacağı kabine toplantılarını çok sık olacağını zannetmiyorum. O da zaman zaman demişti. Belki seçime kadar bir daha olur mu? Büyük olasılıkla olmaz diye konuşuluyor ama bunlar tabii hepsi gözlem ve öngörü ve tahmin ayrıntılarına dair biraz daha bilgimiz belki bu bakanlar kurulu toplantısı sonrası yapılacak açıklamada ve yarına kadar bizim de içeriden edineceğimiz bilgilerle netleşir. Dolayısıyla sadece normal rutin bir bakanlar kurulu gündemi değil, biraz daha belki seçime yönelik, belki seçime kadar yapılacaklarla ilgili ya da geçen yıldan kalan ki başbakanlık döneminde Erdoğan'ın belki tamamlayamadığını düşündüğü bir takım şeyler vardır. Onlar için öncelik isteyebilir. Bir onlara bakılacak. Onun dışında ilk kez yapılacağı için de sohbet kısmının uzun olacağını tahmin ediyoruz. Dolayısıyla bu bakanlar kurulu biraz uzun sürebilir ama uzunluğu olağanüstülüğünden değil, belki bir bakanlarla Cumhurbaşkanı'nın buluşmasına vesile olması nedeniyle olabilir. Sohbet kısmı uzun olabilir diye düşünüyorum. Evet, o zaman biz bu yavaş yavaş içeriden bilgi geldikçe ya da bittikten sonra biraz daha net konuşacağız bu konuyu gibi görünüyor anladığım kadarıyla. Hı-hı. Ekleyeceğim var mı konuya ilgi? Kaan senin var mı bir de? Kartal ekleyeceğim var mı? Konuyla ilgili. Yok yani bakalım bugün ne olur. Açıklamayı başbakan hükümet sözcüsü yaptığında ne konuşulduğunun, ne kadarının sohbet, ne kadarının icraat olduğunun daha kolay ardına varabiliriz. Şimdi Beşiktaş'ta bomba, 7 bomba diye bir haber var. Bazı gazetelerde 9 olarak verilmiş. Vatan gazetesinde 7 olarak verilmiş. Sultan Gazi'de şüpheli paket bomba imha robotunun yerleştirdiği fünyeyle patlatıldı vesaire. 7 tane bomba. Kasımpaşa'da şüphelileri vatandaşlar yakaladı diye de enteresan bir haber var. Şimdi aslında bunu hem Türkiye'de hem de çevre ülkelerde bu Fransa'daki saldırı sonrasında çok ciddi görmeye başladık. Yani artmaya mı başladı? Artmaya mı başlayacak? Sadece Türkiye için konuşmuyorum. Genel olarak bölgede öyle. Belçika biliyorsunuz alarma geçti bu noktada. Onun dışında Avrupa'daki diğer şehirler, ülkelerde de öyle. Bugün bir yürüyüş yapılacak. Aslında Almanya'da o yürüyüşte ertelendi ya da yapılmamasına izin verilmeyecek saldırı dolayısıyla. İhtimali dolayısıyla. Şimdi şöyle biz tabii buna benzer şeyleri çok yaşadık. Türkiye terörle mücadele ettiği yıllarda ki hala devam ediyor bu. Ve şehirlerde arka arkaya saldırılar olduğu dönemlerde
bazı gösterileri bunlara 1 Mayıs'larda dahil iptal ettiğinde ya da farklı alanlara aldığında kıyametler kopuyordu. Avrupa'ya şikayetler artıyordu. Avrupa'dan da o şikayetlere gayet rahat, mutlu bir biçimde tepkiler geliyordu. Türkiye bizden, Avrupa'dan uzaklaşıyor diye. Şimdi kendi başlarına gelmeye başladığı zaman ne kadar işi sıkı tuttuklarını görüyoruz. 14 yaşındaki bir çocuğu da terörist olmaktan alıp doğrudan içeriye tıkabiliyorlar. O bakımdan Avrupa'nın ne kadar sıkılaşabileceğini diyelim, hadi daha fazla abartmayalım, ama başka anlamda da ne kadar faşistleşebileceğini de tahmin edebiliyoruz da. Ama şu anda hani demokratik bir ülke olarak ne kadar sıkı tutabileceğini işi daha görmedik. Yani inşallah daha da fazla, daha ileriye gitmez. Yani hem oraya yönelik tehdit, terör tehdidi artmaz anlamında söylüyorum, hem de onlar da o tehdidi abartıp yabancı düşmanlarını körüklemezler. Her ikisinin de kendileri için ne kadar büyük bir dert olduğunu, bela olduğunu çok iyi biliyorlar. O bakımdan Pegida'nın yürüyüşünün iptal edilmesi, teknik olarak baktığımız zaman bir polisin Pegida'cılardan birine yönelik tehdidi öne sürerek iptal istediğini ve izin vermeyeceklerini açıkladığını görüyoruz ki bu demokrasiye aykırı bir tutum değildir. Türkiye bunu yapmamakta çok direndi. En fazla bazı gösterileri bazı yerlere aldı. O zaman kıyamet koparttılar. Oradaki çifte standardı tekrar hatırlatmak istiyorum. İkincisi, Pegida üyelerinin de buna ses çıkartmaması, bunu haklı bulması, o anlamda polise ve istihbarata ve kamu güvenliğine saygının göstergesi olarak, yani kendilerinden beklenmeyen bir hareketti. O bakımdan, o beklememekten dolayı ben onlardan özür diliyorum. Ama iyi bir tavır sergilediler ve gösteriyi iptal ettiler. Bundan sonra yapılacaklar için de başka felaketlere sebebiyet vermeme adına dikkatli olacaklarını tahmin etmek güç değil. Sadece Belçika'da değil, Almanya'da, Fransa'da, Hollanda'da Türklerin özellikle yoğun olduğu bu ülkelerde bir bakıyorsunuz hemen akşamdan 3-5 operasyon yapılıyor. Bir takım kişiler gözaltına alınıyor, birçoğu sınır dışı ediliyor. Geçtiğimiz gün İtalya aralarında bir Türk'ün de olduğu 9 kişiyi sınır dışı etti örneğin ve bunların uzun süre kalma oturum vizeleri vardı, oturma izinleri vardı. Kim olduğunu açıklamadılar ama uzun süre oturma izni verdikleri birisini dahi derhal kapı dışarı edebiliyorlar. O bakımdan dileriz terör tehdidi artmaz ve dileriz onlar da terör tehdidi bahanesiyle Türkiye'yi zamanda suçladıklarının kat be kat fazla sıkıntısını demokratik anlamda göstermezler yabancılara karşı. Şimdi Avrupa'da böyle bir eğilim var mı acaba? Yani böyle durumlarda Avrupa çok agresif davranabiliyor Kaan. Sen de çok yaşadın Avrupa'da, Almanya'da, İngiltere'de. Yani bu hassasiyet çok yoğun onlarda. Bir son zamanlarda da hani biliyorsun göçmenlik yasasından İngiltere'de çok konuşuluyor. Amerika farklı bir yola gidiyor bu konuda. Daha da kolaylaştırıyor gerçi göçmenlik yasasını, ama genel bir dünyada böyle bir durum var. Böyle bir algı yaşanıyor. Böyle yaşandığı hadiseler yaşandığı zaman Avrupa'nın tutumu nasıl oluyor? Çünkü yani Schengen falan bahsediliyor ama evet, tabii abartmayalım o konuyu tabii. Ya şimdi şöyle bir durum var. Bütün bu olaylar bahane edilip haklı ve de haksız yerine, şimdi herkes yanaşımına göre bunu düşünebilir de, iç güvenlik paketi altında insanların özgürlük hakları çiğneniyor. Şimdi dün mesela birçok ülkede şu kararlar geldi Avrupa'dan. Yani çifte vatandaş olanların vatandaşlıklarını elden alacağız. Bir defa vatandaşlık elden alma konuları, Türkiye'nin geçmişine bakarsak böyle bir şeyler oldu mu? Aman Allah'ım, bütün dünyada insan hakları ihlali diye üstümüze yürülürdü. Şimdi onlar da sanki doğalmış gibi böyle kararlar geliyor. Tamam, terör tehlikeli bir şey. Kesinlikle ona karşı koymak lazım ama bu çok suistimal edilebilir. Çünkü bilhassa demin Mustafa Bey'in söylediği gibi de o kadar çok Türk vatandaşı örneğin Avrupa'da yaşıyor ki. Şimdi bahane olarak birçoğunu mesela sınır dışı edebilirler. Şüphe altında oldunuz mu sizin elinizde vatandaşlık, oturma izni alınabilir. Bunlar nasıl bir insan hakkı? Yani bunlar iç güvenlik altında totaliterizme yatkınlardır. Ve şu anda ekonomik sıkıntılarla birlikte Avrupa Birliği projesinin aslında tutmayacağı, Avro'nun getirdiği sıkıntılarla halk zaten çok rahatsızdı.
Şimdi de üstüne bu terör gelip, belki bunların işine yarıyor bilemem, totaliter oluşuyorlar. Birdenbire halkların hem radikalleşmesine izin veriliyor. Bakın böyle yasaklamalar daha da radikalleştirir aslında. Ne alakası var demokrasiyle, özgürlükle? Bakarsan sağ ve faşistoid eğilimler de aynı zamanda sol görüşlerde bütün Avrupa'da çok güçleniyor. Buna karşıt da biz iç güvenliğin paketleri çıkaracağız diyecekler. Yani bütün George Orwell'ın dediği hayvanlar çiftliğinden başlarsan herkes eşittir, bazıları daha eşittir uygulaması. Arkasında 1984 herkesi gözetleme. Yani büyük abinin herkes gözetlemesi. Olduğu gibi oraya gidiyoruz. Döngüler bunu söylüyordu zaten. Ama buna karşı ikinci adımda ben şunu bekliyorum. Toplumların isyan etmesini de gelecek. Onu da göreceğiz. Çünkü bunun ekonomik boyutu var. Ekonomik boyutu zaten. Yani insanların varlıklarına maliyette mal varlığına el koyabilir yasası da çıktı. Yani unutmayalım, bunlar çok ciddi konular. Yani bu suistimale açık olabilir Avrupa tarafında. Kesinlikle. Deniliyor. Ben bundan korkuyorum ve öyle olacağını zaten bekliyorum. Zaten ikili davranılıyor ya da iki yüzlü davranıyor diye yorumlar var biliyorsun Avrupa'ya dair. Bu konular hep konuşuluyordu. Sen ne diyeceksin Kartoğlu? Bu bir eğilim olabilir mi? Çünkü bu alınması beklenen kararlar aslında hem bizler için hem de Avrupa'nın demokrasisi için konuştuğumuz sakıncalı kararlar aslında. Bu inşallah olmaz. Demin o temennimi dile getirdim. Çünkü Avrupa zaten şu anda kendi içlerindeki göçmenlerin hakkını tam olarak veriyor değil. Göçmenler de tabii bu konuda çok da bir mazeretleri de var aslında. Göçmenler de hani orada güven içinde yaşayıp çalışabilme ve para kazanma imkanını bulduklarında daha fazlasını çok fazla talep etmiyorlar. O bakımdan siyasette de çok fazla temsil edilmiyorlar. Nüfus olarak %20'si civarında Avrupa'nın toplam nüfusu Müslümanlar, fakat %20'lik bir temsil oranları yok örneğin. Hiçbir yerde yok, yani yerelde de yok, Avrupa Parlamentosu'nda da yok. O bakımdan onlar da dediğim gibi fazlasına talip değiller. Ülkelerine göre, yani kökenlerinin bulunduğu, ailelerinin, sülalelerinin bulunduğu ülkelerde yaşayanlardan daha iyi imkanlar içerisinde yaşıyor olmaları onlar için yeterli. Fakat bu onlara tam bir güvenlik sağlamaz. Yönetimde ve karar mekanizmasında değilseniz güvende değilsinizdir. O bakımdan umarım daha ileriye gitmez Avrupa'daki o terörle mücadele ediyoruz algısı. Yoksa zaten ekonomik olarak da rahatı kaçmış olan bir Avrupa'da okların, hedefin doğrudan yabancılara yöneleceğini söylemek kehanet olmaz. Bunun en yani rahat içerisinde dünyanın en mutlu ülkesi olan Hollanda, Norveç'te bile nasıl bir sonuca vardığını gördük zamanında. Dolayısıyla o anlamda hiçbir yer medeni, hiçbir yer güvenli değil. Şimdi aslında ben hemen oradan istersen bir şeye geçeyim. Türkiye içerisinde de bir takım bombalı bir hafta sonu geçirdik. Bir oraya geçeyim arzu edersen. Onu da hemen bunun içerisinde vurgulamak lazım. Çünkü Türkiye terörle mücadeleyi aslında demokratikleşmeye doğru çevirmişti. Terörle mücadele etmek, terör yerine terörün kaynağını kurutmak adına demokratikleşmeye yönelik bir süreç başlatmıştı. Bu çok uzun zaman oldu. Neredeyse hükümetin ilk AK Parti hükümetiyle birlikte başlatabileceğimiz bir süreç bu. Fakat giderek daha tuhaf şeyler olmaya başladı Türkiye'de Suriye ile birlikte. Şimdi bir bakıyorsunuz hem Kandil'den hem İmralı'dan hem İmralı ile Kandil arasında mekik dokuyan HDP heyetinden bu işte yüzü maskeli kimse olmayacak, sokaklarda eylem yapılmayacak, hiçbir yere baskın yapılmayacak, asayiş olayı olmayacak vesaire gibi açıklamalar yapılıyor. Bunlar bizden değildir deniyor. Fakat bir yandan da önce Hakkari'de, sonra Cizre'de, arkasından da hafta sonu İstanbul'da bombalar patlıyor ve bunların sorumluluğunu da PKK'nın gençlik yapılandırması adı verilen birkaç haftadan oluşan bir örgüt yapıyor. Şimdi eğer bu örgütlere bu kadar sözünüz geçmiyorsa, ki bize bunu inandırmanız lazım, oylarını bile mahalle mahalle hangi milletvekiline kaç oy verilecek şeklinde bölen, bir milletvekiline diğerinden bir fazla, bir artık oy gitmesine izin vermeyen bir parti yapılanmasından, tabanından söz ediyoruz. Hem örgütün desteğiyle hem partinin çalışmasıyla oluyor bu. Ve burada gençlere mukayyet olamıyoruz. Ne yapalım? Bunlar da Z kuşağı.
Çok affedersiniz de yani bunu yemek için yani hakikaten çok uzun zamandır aç olmak lazım. Türkiye'nin karnı terörle ilgili konularda oldukça da tok. Eğer böyleyse, eğer bu kişiler sizin de sahip olamadığınız kişilerse, o zaman bırakın devlet onları ıslah etsin. Bırakıyor musunuz? Hayır. Şimdi Yeni Şafak'ta konuyla ilgili ikinci ceza senaryosu diye vermiş haberi. Provokasyona başvurdu paralel yapı. Hakkari'deki, Cizre'deki gibi bir kaos çıkarmak isteyen polisler, paralel polisler denmiş. Zırhlı araçtan vatandaşlara rastgele patlayıcı torpil attı. Suçüstü yakalanan komiser yardımcısı ve iki polis hemen açığa alındı diye bir haberde görüyorum. Bu da enteresan. Daha önce hatırlarsanız Star'da yayınlanmıştı bir polis aracının, zırhlı aracın sokakta yakılan bir aracı söndürmek yerine yol kenarındaki iki polis minibüsünü de o araçların üzerine doğru sürerek yangını büyütme amacıyla yapıldığı çok açık olan bir görüntüydü bu. O görüntüyü çeken vatandaşlar da ya bu polisler ne yapıyorlar diye şaşkınlıklarını gizleyememişlerdi. Şimdi o polisler de benzer gerekçelerle açığa alınmışlardı. Bir polisin herhangi bir insanın, bir vatan evladını, yani bu ülkede doğmuş büyümüş birisinin bir şekilde kaosun, terörün, şiddetin, endişenin, korkunun artması yönünde bir hareket içerisinde olması yapılabilecek ihanetin en büyüğüdür. Bu kişinin annesinin, babasının, ailesinin, çocuğunun ne olduğu, ne kadar dindar, ne kadar muhafazakar, ne kadar vatanını, milletini seven insanlar olduğunun hiçbir önemi yok. Hangi sahikle yapıyor olursa olsun bu vatana ihanettir. Burada eğer biz bunu şunun için yaptık, bunun için yaptık, hayır biz değildik, görüntüde polis birbirinin nasıl soruşturulacağını çok iyi bilir. Ama bugüne kadar yapılanlara baktığımız zaman o kadar büyük ve o kadar kolay yalanlar söyleniyor ki. Şimdi bunun bir tanesi HDP'nin Sultanahmet bombacısı Radikal İslam çıkınca AK Parti olayı örtbas etmiş. Neyin örtbas edildiğini düşündüğümüz zaman bir örtbaslık durum arıyoruz, bulamıyoruz. Çünkü bu kişiyle ilgili bütün hikayesi neredeyse çocukluğundan itibaren günlerce, gazete ayrımı yapmadan söylüyorum, bütün Türk medyasında birbirinin önüne geçme çabasıyla sürdü. Şimdi kişilerin nereden gelip nereye gittiğine dair de bir fikir var. Zaten öbürü de Suriye'ye geçip orada ölmüş. Bununla ilgili bütün bilgilerde, bütün haberlerde yayınlandı. Ne örtbas ediliyor bunu bilmiyoruz. Burada yani HDP'nin genel başkanı, eş genel başkanı olan Selahattin Demirtaş'ın bir Cumhurbaşkanlığı seçimiyle birlikte böyle sol sosyalist çevrenin de oyunu alacak kendi başına bir siyasal lider olma hevesini ya da hedefini görüyoruz. Bir siyasi kişilik için bu hedef normal. Evet. Fakat bu hedef uğruna hem HDP'yi hem PKK'yı onun örgütlenmelerini hem çözüm sürecini kullan hem de öbür taraftan tırnak içinde solcuların hoşuna gidecek bir takım argümanlar kullanmaya çalış. Evet. Ya da Avrupa'nın, ki biliyorsunuz Avrupa'da ve Amerika'da da çok uzun bir tur atmıştı Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi ve sonrası da. Ve onların hoşuna gidecek İslamcı, siyasal İslamcı, El-Kaideci, radikal gibi ifadelerle Türkiye'de devleti ve hükümeti suçlamaya çalış. Bunların hepsinin, hep derler siyasette, matematik, aritmetik kitapta yazıldığı gibi değildir. Öyle çıkmaz. Yani 2 artı 2 4 etmez. Şimdi bütün bunlarından alt alta koyduğunuz zaman %15 gibi bir potansiyel görüyor olabilirsiniz. Ama bunların içerisinden %5 bile çıkmaz. Evet. Tabii daha genç bir arkadaş belki. Örgüt içerisinde pişmek, siyasette pişmekten biraz farklı. O bakımdan daha çok alacak yol var gibi gözüküyor. Bu arada Selahattin Demirtaş'a da mesajı vermiş olalım. Şimdi gelelim ekonomi konularına biraz daha. Şimdi Babacan'ın açıklamaları var. Bunun yanında TTIP anlaşmasından bahsediyoruz. Gümrük Birliği. Gümrük Birliği Bakanı da, daha doğrusu Avrupa Birliği Bakanı da çok önemli açıklamalar geldi konuyla ilgili. Şimdi Babacan, gemi sağlam, kaptan iyi. FED faizine hazırız. FED kararı ikinci yarıda gelebilir ama biz hazırız diye bir açıklaması var. Bu transatlantik ticaret ve yatırım ortaklığı konusunda gelişmeleri değerlendiriyor. Şimdi Gümrük Bakanı'nın açıklaması var. Önemli bir açıklama. Şimdi bu Avrupa Birliği, biliyorsunuz, yaşanan şu son gelişmeler ışığında Amerika Birleşik Devletleri ile yapılacak bu transatlantik anlaşmanın hemen olmasını istiyor.
Fakat diğer taraftan biz neredeyiz? Olacak mıyız, olmayacak mıyız? Biz Avrupa Birliği Gümrük Birliği Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği anlaşması değil. Mutabakatımız var. Anlaşma deyince kızıyor Can Baydaroğlu. Dolayısıyla bununla ilgili bakanın açıklaması var. Diyor ki, ürünlerine gümrüksel olarak piyasalarını açmak durumunda olacak Türkiye. Türkiye'nin üstlenmesi çok zor. Çünkü bu milli gelirin 0.3'üne tekabül eden bir zarar. Yani yaklaşık olarak 24 milyar dolardan bahsediyoruz. Yaklaşık, değil mi? Yanlış şey yapamıyorsam. Ancak burada bir madde konulabilir. Yani bu maddede bu anlaşma gümrük birliğine üye ülkelere uygulanır diye basit bir cümle koymaları bizim için yeterli. Bu sihirli bir cümle olabilir. Avrupa Birliği bizi anladı diyor. TTIP'e ya da gümrük birliği güncellenirse gümrük birliğine bu maddeyi koyacağız. Kendiliğinden çözülmüş olacak. Yıllık kayıp 10 milyar doları bulabilir demiş Zeybekçi diğer taraftan. Yani eğer Türkiye anlaşmaya üye olamazsa bu TTIP için. Yorumun ne Kaan, onu soracağım. Şu an dünyadaki yaşananları anlatıyorsun. TTIP hadisesinden başladığını düşünüyorum bu hadiselerin tabii ben ilk. Bir blok oluşması gibi bir şey görüyoruz yani Doğu ve Batı diye. Evet. Türkiye tabii burada da olmak zorunda ihracatı için, ne dersin? Şimdi Türkiye için iki tarafta da olmak zorunda bir durumdan karşı karşıyayız. Türkiye hem Avrupa ile hem transatlantik dediğimiz Amerika ile olan ticaretin içinde bulunması gerekiyor. Yalnız Türkiye öyle bir statüye sahip ki aynı zamanda şu anda dünyada başlayan büyük transformasyonun içindeki eksen kaymasının batıdan doğuya kaçınılmaz bir şekilde görüyoruz. Aynı zamanda doğunun güçlenmesiyle birlikte gelecek 5, 10, 15 sene, 20 seneye görerek o taraftaki de birçok Avrasya gibi gümrük birliğinin dışında orada da gümrük birlikleri oluşuyor. Ticaret birlikleri oluşuyor. İki tarafa da üye olması gerekiyor bence. Evet. Çünkü Avrupa ciddi anlamda ekonomik buhrana doğru gidiyor bu sene. Ve bundan sonraki senelerde de çok büyük zorluklar yaşayacak. Ama kesinlikle şunu da unutmayalım. En büyük ticari partnerimiz olduğu için Avrupa, tabii ki bizim onun içinde bulunmamız şarttır. Ona karşı değiliz. Yapacak bir şey değil. Yapacak bir şey yok. O şart. Çünkü yani gümrük birliği dolayısıyla elimiz konumuz bağlanıyor maalesef. Evet. Başka açıklamalar var mı Kartoğlu? Çünkü yani hem Zeybekçi'den hem Avrupa Birliği Bakanı'ndan, Babacan'dan arka arkaya açıklamalar görüyoruz ki şu an çok kritik bu anlaşma ve FED. Şimdi biraz tabii bunun daha netleşmiş halini belki Davos'ta göreceğiz. Yani herkesin bir araya geldiği bir platform olması açısından. Ama Türkiye her ne şart olursa olsun bu bizim devlet politikasıyla da sadece onu garanti göstermiyorum. Vatandaşın bakış açısı bakımından da söylüyorum. Yani bu 1000 yıldan fazla 2000 yıllık bir yürüyüş ve Türkiye ve Türkler ya da bu ülkenin kurucu unsurlarının hiçbiri bir adım ileri gittiğinde dönüp geri bakmamış bugüne kadar. Bugün yarın da bakacağını zannetmiyorum. Ancak kendi güvenliği ve geleceği söz konusu olduğunda tırnak içinde söylüyorum arkasını sağlama almayı ihmal etmemiş. Ona dikkat etmekte yarar var. Türkiye evet yine arkasını sağlama almayı ihmal etmeyecek, bu doğru. İslam dünyasıyla, doğuyla, ticaret odaklarıyla ki bu işin ekseninin artık doğuya kaydığı, doğu ve uzak doğuya kaydığını herkes biliyor. Uluslararası ulaşım ağları bile bunu gösterebiliyor. Taşıma verilerine baktığınız zaman bunu görüyorsunuz vesaire. Bu onun ortasında olmak, onun tam o eksenin ortasında bir yerde olmak Türkiye için çok çok müthiş bir avantaj. Onların hepsini değerlendirecektir, o ayrı. Ama siyasi olarak da gelecek vizyonu olarak da yerinin batıda olacağını söylemek geçmişte de doğruydu, bugün de doğru, yarın da doğru olacak. Evet, ekonomi açısından yani Türkiye'nin bulunduğu konum itibariyle hem doğuya hem batıya yakın olması gerekiyor. Tabii Avrupa Birliği standartları dediğimiz o konu çok önemli ama diğer taraftan konu para olunca iş değişiyor tabii. Yani hem bütün bölgelere yakın olmak zorundayız. Bu arada Avrupa Birliği ülkeleri TTIP'in bu yıl bitmesini istiyor ama Obama 2016 Kasım'a kadar Fed'i bekle gör destekliyor diyor. Hakan Akbaş mail atmış, selam söyleyelim. Avrupa Birliği'nde bu nedenden dolayı kargaşa var deniyor. Şimdi hizmet, tarım ve sanayi mallarını da kapsıyor. Bu nedenle kaçınılmaz demiş Gümrük Birliği sanayi malları için geçerli TTIP. Yani bu aslında çok kritik ve çok önemli bir konu. G20 ülkemizde Davos var. Dolayısıyla bu konu tekrar gündeme gelecek. Ne yapmalı, ne etmeli bilmiyoruz tabii.
Zaman zaman gelecek o tabii ki konuşulacak da bu sene ekonomi. Başka konularda ekonominin fırtınanın içinde oluşacak. Ve burada da büyük bir yanılgıya kapılmasın kimse. Devamlı Türkiye ekonomisini sorarken Türkiye ekonomisini çok ayrışmış bir şekilde göremeyiz. Bu seneki küresel ekonomik fırtınalar, bakın şurada 19 gün oldu, yılda neler oldu, daha neler olacak, bunlara hazırlıklı olmamız gerekiyor. Şimdi bir konu vardı, ona hiç daha değinemedim. Mesela aynısı. Bizim Merkez Bankası'nın kararı var. Şimdi bu ona hafta, geliyorum şimdi. Merkez Bankası'yla ilgili başlıkları görebilir miyiz bu arada? Habertürk Süper Başkan'ın ve piyasaların ikinci şansı diye bir başlık atmış. Merkezden faiz sürprizi gelir mi diye bir haber de var. Para politikası kurulları yarın verici faiz kararını kilitlendi. Genel beklenti 50 bas puan indirim yapması yönünde Merkez Bankası'nın. Şu an politika faizimiz 8.25, 2 yıllık faizimiz 7.4. Yaklaşık 100 bas puanlık 1 puanlık geri var. Diğer taraftan koridora baktığımızda da orada da geri gözüküyor. Çünkü 8'lerle 11'ler arası ortalama olarak söylüyorum bir koridor faizi var. Dolayısıyla herhalde yarın bu hafta, geçen hafta Hindistan Merkez Bankası, İsviçre Merkez Bankası, bir sürü merkez bankaları faiz indirdi. Herhalde bizim merkezimiz de bu konuda kayıtsız kalmaz diye düşünüyorum ama etkileri, tepkileri ne olur? Ya valla şöyle görüyoruz. Şimdi Hindistan'ın faiz indirmesi şöyle bir şey ifade etti bizim için. Yani dünyaya bakarsanız en yüksek faiz oranı şu anda Rusya'da. Arkasından Brezilya geliyor. Arkasından da biz geliyoruz zaten. Evet. Buna bakarsan yani üçüncü büyük faizi ödeyen ülke olduğumuz için bir adım atabilir. Yalnız benim şurada endişem var. Ve maalesef bu hatayı sürekli yapıyorlar dünyadaki ekonomistler de. Dünyanın ekonomisinin en önemli unsuru ve anlanması gereken ve hep yanlış anlanan unsuru dövizdir. Döviz de paranın akışını gösterir, yansıtır. Şu anda neyi görüyoruz dünyada? Para güvenli liman arıyor. Döviz dediğimizde dolardır. Dolar daha yükselişini yeni başladı bu sene. Dünyada ben şimdi TL olarak konuşmuyorum. Küresel olarak ama TL'yi de etkileyecek. Herhalde. Şimdi faiz indirdiğin anda bizim için birkaç ay kazanırız belki ekonomimiz için. Ama zaman kazan ama dolarda bir artış yaşayabiliriz. Şu sorun var peki sana. Tamam, dolarda artış yaşayabiliriz faizle ilgili söylüyorsun ama biliyorsun petrol fiyatlarını. Biliyorsun genel faizleri. Şu an zaten düşük faizlerle boğuşan bir dünyadayız. Dolayısıyla sence Merkez Bankası'nın faiz düşürmesi geçen seneye veya 5 sene öncesine göre düşünmemek lazım. Kesinlikle düşünmemesi. Dolardaki etkiyi geçtiğimiz yıllar gibi yapmaz gibi geliyor bana. Faiz indirilmesi şu an elzem gözüküyor. Yani genel itibariyle söylüyorum Kaan. Tabii. Elzem gözüküyor. Şartlar değişti şu an. Hayır, şöyle bir şey var. Şu anda neden başka bir aynı durumda değiliz. Dünya deflasyoner bir durumda. Aynen. Yani, bütün emtia fiyatları düşüyor ve şunu da söyleyeyim. O düşüşler kalıcı olacak. Uzun vadeli emtia fiyatlar düşüşü bunun dünyaya ne ifade ettiğini çok iyi anlamamız lazım. Bu da faiz politikalarını çok ciddi anlamda etkiliyor. Ondan 50 bas puan indirebilir. Yani felaket kopmaz Türkiye'de kopmaz onu yaparsa. Yani. Çünkü ortam değişti. Ortam yalnız şunu da unutmayalım. Döviz en önemli unsur. Bakın her zaman söylüyorum. En büyük hatayı dövizin akışını anlamamaktan yapılıyor ekonomilerde. Döviz bütün gücünden şu anda dolara giriyor. Nereden giriyor? 30 yıllıklar, 10 yıllıklar artık akıl almayacak. Kimsenin çok beklemediği düşük, seviyede yani düştü. 0.48 şu an evet, yani. Ama orada işte tarihin en büyük balonlarından biri oluşuyor. Çünkü para yığılıyor o devlet tahvilinde Amerika'nın. Ve ne oluyor? Oraya girdikçe tabii dolara dönüyor, dolar yükseliyor her şeye karşı. Zaten bu senenin güven krizi iki unsurdan oluşacak. Avrupa'daki sarsıntılardakin sayesinde bak görüyoruz ne güzel bir haber aldık Spiegel'den. Desentegrasyona gidiyorlar. Yani her merkez banka kendi tahvilini alsın diye Avrupa Merkez Bankası. Şimdi, orada bir güven krizine yol açacak bütün olaylar. Aynı zamanda da dolardaki yığılma, oradaki tahvillerin yükselişi ve getirilerin düşüşü artı doların yükselişi dünyada bir kırılma noktasına gidecek bu sene. Bu senenin sonbaharında bu kırılma noktayı bekliyorum. Şimdi yine bize merkeze dönersek, normal şartlar altında geçtiğimiz aylarda, yıllarda ekonomistlerin söylediği faiz indirimi sakıncalı hikayesi geçerli olabilirdi Kaan. Değil ama diyorum şu an aslında. İçin değil. Hayır değil diyorum ama şunu unutma değil. Diyorum. Yüksek faiz, tamam. Düşün 0.48 Amerika'nın faizi. Hadi bıraktım Avrupa'daki faizlere, şeylere bak, tahvil faizlerine bak. Yani Türkiye'nin
8-8.25'lerde durması manalı değil şu an. Ama bir şey var. Bak sana bir şey söyleyeceğim. Bak burada bir konu var. O çok doğru. Küresel anlamda deflasyoner ortamda bizim elimiz daha güçleniyor faiz indirimi için kesinlikle. Evet. Çünkü aynı ortamda değiliz. Yalnız şunu unutmayalım. Ben döviz diyorum, döviz diyorum, döviz diyorum. Anlamamız gerekiyor. Ama döviz dolar da Amerika'nın para birimi. Bizim yapacak bir şeyimiz bu, yok mu? Bravo. Burada? Dolar faizle Amerika'nın para birimi ama bizim olduğu gibi ticaretimiz dolara bağlı. Hayır, ve yok. Şu anda ne oluyor? Bak en büyük sorun şudur. Avro düşüyor. Tamam, düşüyor. Tamam. Devam Avrupa ediyor. Daralıyor. Evet. Bizim ihracat piyasamıza karşı bizim dövizimiz güçleniyor avroya karşı. Evet. Aynı zamanda ithal ettiğimiz döviz de dolardır. O da artıyor. Şimdi oradan sen onlara bakarsan o ikisinin arasındaki makas Türkiye'yi aslında zorluyor iki tarafta. Şimdi onları unutmayalım. Sen şimdi bir faiz indiriminle dediğin gibi ona katılıyorum. Eski zamanlardaki ortam yok. İndirebiliriz. Yalnız şuna hazır olacaksın. O faiz indirimin dolar üzerinde etkisi olursa avro düşerken dolar daha da yükselirse senin orada ticari anlamda bir etkin olacak. Şimdi ticari etki sadece 5 dakika varmış. Dolar bazında düşünmemek de lazım. Yani bu neden? Sadece euro, dolar, döviz diyoruz. Döviz diyoruz. Bizim dövizimiz güçlü bir döviz değil. Yani Zeliha, şundan şimdi, bahsediyorum ben. Dünya ticaretinin %1'i TL ile yapılır. Yani. Ben de diyorum ki doları basan biz değiliz değil mi? Elimizde tabii de enstrümanlar var. Sonuçta bunları kullanmak zorundayız. İlla ki doları zorlayacak diye sen faizleri yukarıda tutarsan bu olmaz deflasyonuz bir dünyada. Onu diyorum. Aynı fikirdeyiz seninle. Da söylüyorum. Şu noktada. Bu adım kalıcı olmayacak. Şimdi geçici bir adım olacak. Şu İndireceğiz. Anda 50 bas puan indirebiliriz. İndiremeyiz değil mi? İndirebiliriz ve indirmesini de bekliyorum ben de mesela. 50 ila 75 bas puan indirir. Ama bu kalıcı olmayacak. Bu yılın ikinci yarısında dünya değişiyor. Onun için diyorum işte, lütfen bütün sorumluları da şuna davet ediyorum. Lütfen döviz akışını, döviz sistemini tam olarak anlayın. Benim öyle bir hissim var ki tam olarak anlamamış birçok insan. Anlatırım. Orada sorun oluyor. O zaman ne oluyor? Faizi bir artırıyorsun. Geçen sene yaşadığımız gibi deli gibi. Ondan sonra bir an geliyor. Düşürelim derken birden düşüreyim derken dünyada gene döviz akışlarını anlamayınca deli gibi bir gecede geri artırman gerekir. Şimdi, bu da istikrarlı olmaz. Şimdi geçelim. Demek ki Merkez Bankası'ndan bir faiz indirimi beklentisi genel itibar piyasada bu hafta var. Evet. Avrupa Merkez Bankası da bunun etkisi olacak arkasına. Çok önemli etkisi arka olacak. Ama o doları etkileyecek işte. Avrupa Merkez Bankası o boyutta bir tane parasal genişleme yaparsa avro daha da fazla düşecek, dolar daha da yükselecek. İşte izleyeceğiz. Şimdi son birkaç dakika varken Star gazetesinde bir haber var. Ben bunu hafta sonunda gördüm. İsrail kartıştığı itaattan CNN sunucusu istifa etti diye bir haber gördüm ben. Paris'teki saldırılarla ilgili bir tweet atmış, hesabını silmiş, 34 yıllık kanalına istifa etmiş. Tweet'i de görüyoruz Jim Clancy'nin. Bu Pro-Israel sesi tekrar denenmesi diyor. Bu Charlie Hebdo saldırılarıyla ilgili konuşmuş ve daha sonra CNN'de The Brief programı yaparken, bu sunuculuğunu yaparken Jim Clancy artık CNN'de değil, kendisine 30 yıldan fazla süredir hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, en iyi dileklerimi sunarız diyor CNN'de, istifa etmiş kendisi. Yorumun var mı bu konuyla ilgili? Bu ilk kez olmuyor biliyorsun. Daha önce de İsrail Filistin'e saldırdığında onlara tepki gösteren yine bir sunucusu, bir aslında habercisi demek lazım. O da istifaya zorlanmıştı. Yine olaylı olmuştu ama bu çok fazla kimsenin umurunda değil. Yani Orta Doğu'da sadece otoriter Müslüman liderler dünyayı umursamıyor. Aynı zamanda bir başka Orta Doğulu olan İsrailli aşırı dindar liderler de dünyayı çok fazla umursamıyorlar. İkisinde Orta Doğulu tavrı bir yerde kesişiyor. Din ayırt etmiyor yani Orta Doğululuk tırnak içinde söylüyorum. Burada da benzer bir durum var. Herkesin her şeyi söyleme özgürlüğünü biz sadece beyazlar yahut işte tırnak içinde aydınlar belirliyor bunun sınırının nereye vardığını. Türkiye'de de yani hep konuşulur, bu 90 yıllık parantez denir Türkiye Cumhuriyeti için. Yani aslında iddiasını ve geçmişini bir parantez içerisinde hapsetmiş ama artık o parantezden çıkıyor, iddiasını ve geçmişini yeniden sahipleniyor. Bu şu demek değil, bir padişah seçeceğiz yahut bir padişah aileden birisi gelip başımıza geçecek, evet, biz de eski döneme geri döneceğiz. Hayır, böyle değil. Bunu böyle anlayanlar için zaten bizim konumuzun dışında, evet, onların başka bir kategori orası. Ama beri taraftan bu söylendiğinde bunun entelektüel bir karşılığı var ve bunu herkes biliyor. Bir kadın milletvekili
bunu bir reklam arasına benzetti diye tefe konuluyor. Bakıyorum siyasetten medyaya kadar herkes linç etme kampanyasından sıraya girmiş. Hani fikir özgürlüğümüz vardı. Türkiye'de her şeyi savunmanın bir karşılığı olmalı. İnsanlar ya dalga geçerler cehaletinden dolayı ya da entelektüel bir nüvesi varsa onun üzerine de tartışma yaparlar. Ama linç kampanyası hiç kimseye yakışmıyor. O bakımdan yani en medenimiz, en aydınımız bile yeri geldiğinde böyle bir kendisine ait olduğu olmadığını ya da ilerici olmadığını düşündüğü, kendi kıt aklıyla tam anlam veremediği bir mevzu olduğunda tamamen bir Orta Doğulu haline dönüyor. Dediğim gibi ırk, din, dil vesaire filan ayırt etmiyor bu Orta Doğulu. Maalesef bizde de böyle bir şey vardı. Evet, çok az süremiz kaldı Kartoğlu, o yüzden şu konuyu görmeden bir dakika var. Yeşim ölüme taşıdılar diye bir haber var. Bütün gazetelerde gördük biliyorsunuz. Bu 9 yaşında Yeşim. Ailesine ben başsağlığı diliyorum ama yani Allah'tan da rahmet diliyoruz. Çok küçük bir çocuk. Taşımalı eğitim servisinin şoförü eve kadar gidemedi. Gidemeyince Yeşim'i 300 metre geride bıraktı. Karla kaplı yolda eve ulaşmaya çalışan Yeşim'i sulama kanalında bulundu cansız bedeni. Servis şoförü de yakalanmış, tutuklanmış. Böyle bir haber. Yani valla bu servislerin ilk defa yaptığı bir şey değil. Her gün bunları görüyoruz. Aslında servislerin üzerinde kocaman harflerle bir şikayet numarası konulması lazım. 3 haneli o hani standart numaralardan ya da başka bir şey. Çünkü trafikte makas atan servislere rastladığımız da oluyor. Ve hakikaten öğrencileri yola sıfır bırakmak zorunda ve arkasının önünü güvene almak zorunda. Ama aradan bir otomobilin geçebileceği mesafede bile yolda öğrenci indiren bindiren servislere rastladığımız oluyor. Hep aynı saatlerde yoldayız. Bu hani eğitim şart falan diyoruz abi. Bakın eğitimle hiçbir şeyi eğitimle halletme şansınız yok. Eğer öyle olsaydı belli bir eğitim düzeyinden sonra hiç kimsenin suç işlemediği bir dünyada olurduk. Evet. Böyle bir dünya yok. Evet. O bakımdan eğitim değil bana göre denetim şart. Eğer o denetimi toplumsal olarak hepimiz yapacağız o ayrı bahis. Ama bu işin sorumluluğu o toplumun organize olmuş haline yani devlete ait. Evet, teşekkür ederiz Mustafa Kartoğlu. Çok üzücü gerçekten bir durum bu. Keşke servis şoförlerini nasıl diyeyim, ciddi bir eğitimden geçirsek. Yani çok 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 cahil insanlar var. Bir şey diyemiyorum yani, diyecek bir şeyim yok. Teşekkür ediyoruz Mustafa Kartoğlu. Evet. Sen trafiğe çıktın mı Mustafa Bey'in söylediği gibi her gün sürekli görüyoruz. Ticari araçlarda da devamlı makaslar. Buna yani bir şey yapmak lazım. Bunun denetimi şartı. Yani diyecek bir şey bulamıyorum. Vallahi yok yani. Yok. Kaan Saray'dan çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Aktardıkların için tekrar bekliyoruz. Mustafa Kartoğlu tekrar teşekkür ediyoruz. Ve Borsa İstanbul. Söyleyelim. 87.906 seviyesinden işlemlerine devam ediyor. Dolar yine 2.34'e yaklaştı. Onu aktaralım. Bugün saat 12.35'te tekrar kahve molasıyla karşınızda olacağım.